Selam. Rina, Rina, Rina. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün inanılmaz bir şey yapacağız. Evet, ben her yıl bu dönemlerde işte Nisan, Mayıs bahçesi olan arkadaşlarımın evlerine gidiyorum ve kendime neredeyse yıllık bir gül suyu temin ediyorum. Onların bahçelerindeki ekili olan gülleri, uygun gülleri seçiyorum. Ondan sonra onları kaynatıyorum falan. Birazdan anlatacağım hepsini. Sonra da şu bebeksi suratım var ya. İşte tam olarak o bebek suratıma uyguluyorum. Saçlarımı sürüyorum. Bugün hadi bakalım gül suyu yapıyoruz. Hatta siz çok isterseniz ben size buradan yollarım gül suyu. Rina, Rina, Rina. Hadi gidelim bakalım. Bunlar Isparta gülü. O yüzden onları tercih etmeniz her zaman çok daha iyi. Zaten böyle güllü lokumlar vardır ya, onların kokusu vardır. Aslında kokusundan daha iyi anlarsınız. O güllü yediğiniz lokumun tadında, kokusunda olan koku o gülde de var. Şu bahçenin güzelliğine bakar mısınız? Evim mi benim burası? Maşallah, maşallah. Bakar mısınız arkadaşlar şuradaki güllere? Resmen bakar mısınız? Yaşlandım mı acaba? Çiçek böcek çekmeye başladığıma göre yaşlanmış olabilirim. Aa, bakın. Toparladım. Mis gibi kokuyor. Bunlardan biraz sonra birincisi yüzümüze sabahları kalktığımızda tonik yapacağız. Ne yapıyor? Yüzdeki pH'ı pH'ı dengeliyor ve daha sağlıklı bir cilt olmasını sağlıyor. Cildin kendini yenilemesine ve nefes almasına yardımcı oluyor gül suyu. Ah beyaz gül ah. Güllerin renklerinin anlamı yok. Hepsi çok güzel demek. Burada bir tane var arkadaşlar. Bakın hepsi normal böyle renkli renkli güller. Bakın. Bakın ama bir tane var ki bildiğiniz kadife. Kadife gülü olur mu? Var. Aynı o yapma çiçeklerden gibi. Bakın güzelliğine bakar mısınız şunun? Ah, burada bir çiçek daha geldi benim yanıma. Merhaba. Evet evet. Ay yok canım sende. Ne yiyorsunuz? Kız yeşil soğan yiyor bunlar. Ağzınız kokacak kız. Çekilin. Bakın yeşil soğanları görüyor musunuz şurada? Gagalamaya da yer arıyor. Hayırdır birader? Neye baktın? Bunlar domateslerimiz. Oluyor. Salatalıkları görmek ister misiniz? Bakın burada da salatalıklar oluyor. Aa, size Mustafa'nın deyişine göre marul. Normal ismi marul olan... Sebzemizi de göstereceğim, biz ektik tabii ki. Marulları da gösterip sonra gül suyu yapmaya başlıyoruz. Çok basit. Çok binlerce lira veriyoruz o gül sularına dışarıdan alırken. Binlerce lira da çok oldu yani işte. 20 lirayla 50 lira arasında ama değmez yine de. O yüzden ve onların içine gerçekten gül koymuyorlar. Esans koyuyorlar. O esans sadece koku ve kimyasal bir şey ya, boşverin. Bu ne ya, bu ne ya, oh bu ne ya. Gördünüz mü? Maydanoz şu, yan taraftaki de bilmiyorum adını. Kuzu kulağı gibi bir şey işte adı galiba. Evet, hadi bakalım. Şimdi mutfağa geçiyoruz, tamam mı? Hoppa, bakın. İki kase oldu toplam çünkü... Kamerayı kapattıktan sonra dayanamadım. Orada içi geçmek üzere olan güllerin hepsini aldım. Bu da çok böyle şey gibi olmadı mı? Bilmem ne mutfakta Refika hop 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 gibi bir şey oldu büyük ihtimalle. Ama ne yapalım be canım, olsun be, bugün de böyle olsun. Şimdi gül yapraklarımızı aldık. Hepsini işte dallarından falan ayırdık. Şöyle ben döküm bir tencere kullanacağım. Onun içine yapraklarımızı koyuyoruz. Önce... 10 dakika boyunca soğuk su koyuyorsunuz. Önce 10 dakika boyunca harlıyorsunuz altını yüksek ateşe. Kaynamaya başladı, pırt 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 yapmaya başladı ya anacığım. Hemen kısa al. Bir de 10 dakika öyle, bitti. Sonra soğumaya bırak. Sabahta pamukla böyle çupidik çupidik toniğini yap. Evet. Şimdi ne yaptım? Bakın gül suyumuz hazır. Tam soğumadı şu anda ama soğumasını birazcık
daha bekleyebilirsiniz siz. Şöyle bir şeyin içine koydum. Bu neydi acaba? Çok eskiden beri, yıllardır kullanıyorum bunu. Büyük ihtimalle bir işte saç spreyiydi bir aralar galiba. Ondan sonra şöyle bir 10-15 kere sıkın suratınıza. Tamam mı? Sonra suratınıza diyorum, yüz temizleme pedine. Sonra suratımıza sürelim. Ay mis gibi kokuyor biliyor musunuz? Yüzünüzün biraz emmesini bekleyin ve bir kuru havluyla tampon yaparak nemini alabilirsiniz. Bitti. Hah. Aman Allah'ım. Aman, bu kanalda her şey var. Güzellik mi, çirkinlik mi, havuz başında mankenlik mi? Hangisi? Gül suyu.